Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Osmanlı Türkçe 8. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden 10. sınıf Osmanlı Türkçesi ders kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, ünite değerlendirme sorularını daha önce çektiğim için tekrar çekmiyorum. Şöyle 1. 2. 3. ünitenin 4. yani bütün ünitelerin değerlendirme soruları ders kitabının yani ünite sayfasına göre kanalımızın oynatma listelerinde yüklü. Mutlaka yazılıya gitmeden öncesinde onlara bakın. Öğretmeniniz belki onlardan soru hazırlayabilir. Şayet vaktim olsa ayrı bireysel olarak da onları çekmeye çalışabilirim. Ama çekemezsem mutlaka onları da arkadaşlar izleyin. İşte misal sayfa 55'te işte 3. ünitenin değerlendirme soruları var. Ona bakın. Hani örnek veriyorum şu an sayfa kaçta olduğunu hatırlamıyorum ama mutlaka bakın arkadaşlar. Ve yine oynatma listelerinde Arapça ders kitabının cevapları var. Yazılı hazırlık videoları var. Size lazım olan içeriklerden faydalanabilirsiniz. Hepinize şimdiden gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Haydi Bismillah. Yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Bu ikincisi. Ünite değerlendirme sorularına bakmayı unutmuyoruz. İnşallah güzel notlar alırız. Aldığınız notları da arkadaşlar tabii ki videonun altında yorumlarda bekliyorum. İnşallah hepsi yüksek olur. Haydi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Türkçesinde okutucu harf olarak kullanılamaz? Kullanılmaz. Arkadaşlar okutucu harflerimiz nelerdi bizim? Elif okutucu harf miydi? Evet. Vav pardon. Ne ses veriyordu? U, ı, o, ö sesleri veriyordu. Y, ı, i sesi veriyordu. Okutucu harf. H, e, a sesi veriyordu. Elif yine e, a sesi veriyordu. Gaf harfi okutucu bir harf değil. Arkadaşlar dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde elif harfinin üzerinde met ya da hemze işareti konmazsa farklı okunabilir? Al el okunabilir arkadaşlar. Buna şu işaret konmazsa harfin üzerine elif işareti konursa el okunur. Konmazsa al da okunabilir, el de okunabilir. Cevabımız A şıkkı. Yani bunun üzerine hemze koyacağız ki el okunacak. Şu uzatma işaretini koyarsak al okunur. Bu ak, ara, araç, aslan. Yani şu üçü zaten arkadaşlar bir gerek görmüyor. Ek ise Arapçada arkadaşlar bunun ak ile karıştırılmaması yani ekle karıştırılmaması için ek yazıyorsak Arap Osmanlı Türkçesinde şu kef ile yazılır arkadaşlar. Kef. Dolayısıyla sadece bunda ihtiyaç var karıştırılmaması için. Diğerlerinde bir ihtiyaç yok. Bunda hemzeyi koyarsam el şu uzatma harfini koyarsam elifin üzerine al olur. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yazımı yanlış olan çocuk doğru, dede doğru, paşa doğru, kış doğru, bilim. Arkadaşlar burada lam harfinden sonra bir okutucu y koyması lazımdı. Şunu yani bilim derken şurada bir y olması lazımdı. Ben şu kısmını yazmadım. Bilim. Okutucu y'ye ihtiyaç var. Burada bu eksik olmuş. Cevabımız E şıkkı. Aç aslan avarar. Aç arslan avarar. Aç arslan ev arar. Gitti. Aç arslan avarar. Aç aslan ev arar. Gitti. Aç aslan. Bakın buradaki de R'den gitti. Dikkat etmek lazım. Yani aynısı gibi ama R yok burada. Aç aslan av erer. Bu da buradan gitti. Cevabımız ne arkadaşlar? B şıkkı. Yaşar sağlam masa yapar. Yaşar. Bakıyoruz yaşarların hepsi aynı. Sonra sağlam derken yumuşak ya arkadaşlar. Gaf olan gitti. Bakın gaf olan gitti. Sağlam. Şimdi buralara bakıyoruz. Sağlam, sağlam, sağlam. Geldim. Yani A şıkkı gitti bizim. E de gitti. 3 şık kaldı. Masa, 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 masa. Sağlam masa, Yaşar sağlam masa. Arkadaşlar masanın yazılışı şu da bundan gitti. Kaldı burada benim iki şıkkım. Yapar, yapar. Buradakilerin arkadaşlar bu ikisi de doğru. Bu ikisi arasındaki evet arkadaşlar yani işte göz fark etmiyor maalesef. Burada bak sin var. Bakıyorum ikisi de aynı. Şıkların ikisi de aynı olamaz diyorum. Buradaki de sinden gitti arkadaşlar. Yani şunlara baktım, bunlara baktım. Bakın burada sini zaten görmüş olsam bu şıkkı
Daha öncesinde elemiş olacaktım. Masanın yazılışı da bu. Yaşar, sağlam masa yapar. Evet. Eleme yöntemiyle bu tarz sorularda gidebilirsiniz. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bütün heceler açık hecedir? Açık hece ne? Arkadaşlar mesela E, L, M. Üçü de açık bakın. Eleme. E açık, lek kapalı. Bakın gaz kapalı hece, ma açık. Dolayısıyla hepsi bize açık heceleri soruyor. Gaz kapalı, M açık. Ek kapalı, mek kapalı. Ekmek. E açık, lek kapalı. Bacada. Hepsi açık. Bacada. Bal kapalı, ta açık. Bize hepsi açık olanı soruyordu. Bacada. Hangi kelimenin sonunda okutucu H harfi farklı bir sesi karşılamaktadır? Okutucu H harfi farklı bir sesi. Mesela tere okutucu harf. Dere okutucu harf. Sele okutucu harf. Teneke. Teneke okutucu harf. Marka. Marka. Kelimenin aslında arkadaşlar H harfi farklı bir sesi. Tere. Tere. Marka teneke. E sesi veriyor. Sele. Dere. E sesi. Marka. Farklı bir ses. A sesini karşılıyor arkadaşlar. Ben de evet hepsinde E sesini karşılarken burada A sesini karşılıyor. Yani bazen insanın basireti bağlanabiliyor arkadaşlar. Yani okuyoruz ama aradaki farkı işte fark edemeyebiliyoruz. Hala okumamıza rağmen arada farklılık yani bir göze çarpar bir şey bekliyorsun. Aslında ama okuduk yani hepsinde E sesini duyduk. A sesi. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Hangisinin yazımı? Nerede? Doğru arkadaşlar. Terlemek. Doğru. Bekleme. Doğru. Erkek. Bekleme. Bekleme nerede? Ha pardon arkadaşlar. Evet. Seslenmek. Arkadaşlar bu süslenmek olsaydı burada bir vav olurdu. Süslenmek değil, seslenmek. Burada arkadaşlar nerede? Burada okutucu H şuradaki olmayacak. Yani direkt nerede diye. Yani şu şekilde olacak. Nere? Yani şöyle başlayacak. Dolayısıyla buradaki yanlış. Evet bunu da neredeyse gözden kaçırıyorduk. H harfini görmedik. Doğru dedik. Evet nerede? Annem. Bakın burada da yine annem. Bu mimden öncesinde bir okutucu H olacak. Yani şu annem. Buradaki H eksik. Bize buradaki yok yukarıdaki cümlede hangi kelime yanlış yazılmıştır? Annem kelimesi yanlış yazılmıştır. Direkt bak annem çayda şeker, bezelye de salça sever. Annem çayda şeker, bezelye de salça sever. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vav okutucusu sadece ince ünlü sesleri karşılamaktadır? Vav okutucusu ince ünlü. O yun kalın. O yun kalın. Sol kalın. Vav okutucusu bakın. Üzüm ince. Bize neyi soruyordu? İnce ünleri. Ü sesini karşıladı. Yine ü sesini karşıladı. Diğerlerinde kalın karşıladı. Cevabımız D şıkkı. Bunu da okuyalım. Kurşun. Kurşun. Bu da kalın. Geldik. Ozan çok düzgün konuşuyor. Yukarıdaki cümlenin doğru okunuşu hangisidir? Ozan çok düzgün konuşuyor. Ozan çok düzgün konuştu. Değil. Konuştu gitti. Konuşuyor. Konuşur da gitti. Ozan. Burada çok yok arkadaşlar. Bu da gitti. Cevap B şıkkı. Bu tarz ibarelerde dikkat etmek lazım. Pardon. Dikkat etmek lazım diyorum. C'yi işaretleyeceğim. B'ye gitti arkadaşlar ama bak gördünüz mü işte. Evet. C şıkkını işaretleyeceğiz. Bunu zaten elemiştik. B şıkkını. Saat bir hayli geç oldu arkadaşlar. Sanırım böyle gözler yoruldu video çekerken. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde okutucu Y harfi farklı bir sesi karşılamaktadır? Okutucu Y harfi farklı bir sesi. Arkadaşlar, okutucu Y harfinin farklı karşılamış olduğu yapım eki anlamında mesela tuzcu, izci, izden izci. Yani yapım eki. Oradaki okutucu değil, tilki. Arkadaşlar, okutucu Y. Sivri, okutucu Y. Kışlık, okutucu Y.
Bilim, okutucu ye, silgi, silmekten yapım eki arkadaşlar buradaki. Bu farklı bir sesi karşılamaktadır. Tilki, sivri, kışlık, bilim. Farklı bir sesi. Silgi. Pardon, yine okutucuya harf farklı bir sesi karşılamaktadır. Burada acaba hani ya harfinin farklı bir görevi vardır diye sormuyor aslında. Silgi. Evet, burada ı sesi arkadaşlar, burada ben bu yapım eki anlamındakini düşünmüştüm. Burada da bakın hepsinde silgi i sesini karşıladı. Bilim i sesi, tilki i sesi, sivri i sesi. Burada okutucu harf kışlık. Her kelime sonundaki y deseydi cevabım arkadaşlar, mesela diğerlerinin hepsinde de y olmuş olsaydı bu okutucu değildi. Mesela tilki okutucu, silgi buradaki arkadaşlar bu silmekten tuzcu, yani yapım eki gibi bir şey. Kışlık buradaki ı sesini karşılıyor. Cevabım E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde okutucu y harfi farklı bir görevde kullanılmıştır? Evet. Farklı bir görevde. İşte oraya geldik. Irmak. Bakın okutucu. Çekiç. Okutucu y harfi. Titiz. Okutucu. Biraz önceki takıldığımız noktaya geldik. Ispanak. Bakın yine okutucu. Buradaki uykucu. Çekim eki yani uykucu. Uykudan uykucu. Yapım eki. Bazı kelimelerin ilk hecesinde E sesi Y okutucusu ile gösterilir. E sesi Y okutucusu ile. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir örnek vardır? Arkadaşlar aslında bunu Anadolu'nun birçok yöresinde hala kullanıyoruz. Yemek demiyorlar, yemek. Yemeğe, bize yemeğe gelin yani. Hala böyle genç nesilde belki bu pek yok ama ninelerimizde veya dedelerimizde böyle köylerdeki yaşlılara bir sohbet ettiğimizde, yani veya kırsaldaki insanlarla sohbet ettiğimizde aslında Türkçenin hası bu. Yani bu şekilde, ama zamanla ne olmuş? Yemek, yemek olmuş. Demek mesela, demek. Dimek aslında, dimek. Didim diyoruz hatta, yani hala kullanılan yöreler var. Ben sana dedim demiyor, ben sana didim. Yani orijinali o. Dolayısıyla buradaki ye farklı görevde, yemek yani E sesi Y okutusu ile gösterilir. Yani burada aslında E sesi var, yemek, ama Y okutusu ile gösteriliyor. İşçi, çilek, pil, ip, işçi, yemek yani yemek. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına, 10. sınıf Arapça ders kitabının ve Osmanlı Türkçesi ders kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz. Tabii ki ünitelerden sorumlu olduğunuz noktalara kitabın cevaplarından bakabilirsiniz. Ama mutlaka hangi üniteye kadar sorumluysanız veya 2-3'ten sorumlusunuz ya da 1-2-3. Ünitelerden veya 4, o sorumlu olduğunuz ünite değerlendirme sorularına kitabımızın oynatma listelerindeki cevaplardan mutlaka bakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Hoşça kalın, dostça kalın.